Merhaba sevgili öğrenciler. C++ programlama dili kursu ödev sorularını çözmeye devam ediyoruz. Bir hatırlatma yapmak istiyorum. YouTube videolarını izleyen bazı arkadaşlar üretimde böyle kodların kullanılmayacağı yönünde yorum yazmışlar. Şüphesiz haklılar ama ben bunu açıkladım. Burada amaç dilin sentaksını pekiştirmek. Bir de tabii bana ilginç gelen 30 senedir C++ eğitimi veren bir kişinin üretimde böyle kodların kullanılmayacağını bilmediğini düşünmesi bazı arkadaşlarımın. Teşekkür ediyorum değerli katkıları için. İkinci bir yorumda beyaz ekranın rahatsız edici olduğunu söylemiş bir arkadaşım. Ben de bugünkü soruyu siyah arka plan üstünde cevaplamak istiyorum. Yine dilin sentaksını pekiştirmeye yönelik bir soru. Üretimde kullanılmaya aday değil, bir arkadaşımın yazdığı gibi. Bakalım şimdi class erg isimli bir sınıfın bildirimi yapılmış. Biliyorsunuz böyle bildirimlere forward declaration deniyor. Böylece class erg derleyicinin bakış açısıyla incomplete type, tamamlanmamış bir tür. Net sınıfı içinde yapılan bildirimlere bakalım. Sınıfın statik veri elemanı sState, class date türünden, burada date ismi class anahtar sözcüğüyle birlikte kullanıldığı için tıpkı C'de olduğu gibi doğrudan incomplete type statüsünde. Sınıfların statik veri elemanları incomplete type, tamamlanmamış türlerden olabilir. Dolayısıyla burada bir sentaks hatası yok. İkinci, altıncı satıra bakalım. Altıncı satırda foo isimli statik bir üye fonksiyon bildirilmiş. Sentaks hatası değil. Şüphesiz doğal, statik bir üye fonksiyon. Ne deniyor İngilizce'de böyle fonksiyonlara? Static member function. Yedinci satırda ismi A olan statik bir dizi bildirilmiş. Sınıfın statik veri elemanı. Dizinin boyutu belirtilmemiş. Fakat bu sadece bir bildirim olduğu için dizinin boyutunun belirtilmesi zorunlu değil. Dolayısıyla 7. satırdaki kodda da yine bir sentaks hatası yok. Fakat 8. satırdaki kodda non-statik bir veri elemanı sınıfın kendi türünden sınıf tanımı içinde sınıf halen incomplete type durumunda olduğundan bu bir sentaks hatası. Bir sınıfın kendi türünden veri elemanı olamaz. Ama 9. satırdaki bildirimde kendi türünden statik bir veri elemanı bildirilmiş. Statik olduğu için burada herhangi bir sorun yok. Non-statik veri elemanı olamaz. Çünkü derleyicinin storage bilgisine ihtiyacı var. Ama statik veri elemanı için böyle bir bilgiye ihtiyaç olmadığından çok da sık kullanıldığını söyleyebilirim. Herhangi bir sentaks hatası oluşturmuyor. Yine aynı şekilde erg sınıfı da incomplete type olduğundan 10. satırdaki bildirimde sınıfın erg sınıfı incomplete type türünden statik veri elemanına sahip olmasında bir engel yok. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir başka ödev sorusunda görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın.